Arkadaşlar merhaba. Bugün yapımı oldukça basit bir tatlı tarifimiz var. Öncelikle tatlımız için kolayca bir karışım hazırlayacağız. Derin bir cam kasenin içerisine 2 adet yumurta kırıyorum. Üzerine de toz şekerimi ilave ediyorum ve çırpma teliyle karıştırmaya devam ediyorum. Mikser kullanmanıza hiç gerek yok çünkü yumurtalarımızı köpürtmeyeceğiz. Sadece güzelce karışana kadar çırpıyoruz. Daha sonra üzerine oda sıcaklığında yumuşatmış olduğumuz tereyağını ekliyoruz ve yine karıştırmaya devam ediyoruz. Yarım paket vanilya kullandım ben. Eğer istemiyorsanız ya da elinizde yoksa bu noktada eleyebilirsiniz tabii ki de. Bunu da güzelce karıştırdıktan sonra içerisine sütümü ilave ediyorum. Ve yine malzemeler sadece karışana kadar çırpmaya devam ediyorum. Son olarak kuru malzemelerimi ekleyeceğim ve kek harcından daha akışkan bir kıvam elde edeceğim. Bir bardak unumu ekledim. Topaklanma olmamasına dikkat ederseniz aslında başka dikkat edeceğiniz bir püf noktası da kalmıyor geriye. Son olarak kabartma tozumu ekliyorum ve yine güzelce karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi oldukça akışkan bir kıvamı var. Bu bizim aradığımız kıvam aslında. Şimdi artık meyveleri ekleyeceğiz ve daha sonra hiç bekletmeden fırına atacağız. Ben çok yakıştırdığım için içine küçük bir parça da taze zencefil rendeliyorum. Elimde gördüğünüz zencefilin yarısını kullandım bu tarifte. Eğer yoksa çok şart değil tabii ki. Ama seviyorsanız ve bulabiliyorsanız kesinlikle güzel bir aroma katıyor. Taze zencefil yoksa ve kuru zencefil yani toz zencefil ekleyecekseniz yarım çay kaşığı kadar eklemeniz yeterli olacaktır. 4 adet kırmızı elmam var. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey elmalarınızın tatlı olması. Ekşi elma açıkçası aynı lezzeti vermiyor. Elmalarımı doğradıkça doğradığım kısımlarını karışıma ilave ediyorum. Çünkü kararmalarını istemiyorum. Hepsini doğradıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Ve tabağımda kalan tereyağı ile yağladım. Kalıbıma döküyorum. Gördüğünüz gibi meyve oranı oldukça yüksek. O yüzden de lezzeti oldukça hafif bir tatlı bu. Yani yaz aylarında da rahatlıkla tercih edebilirsiniz. 170 derecede ısıttım, fırınımı atıyorum. 45 dakika pişiriyorum. 45 dakikanın sonunda üzerine toz şeker serpip bir 10 dakika daha kızartıyorum üzerini ve daha sonra fırından çıkartıyorum. İlk çıktığında hafifçe kabarık olacak. Daha sonra birazcık sönecektir. Buzdolabını hiç atmadan oda sıcaklığına geldiğinde dilimleyip servis edebilirsiniz. İsterseniz sadece tarçın serperek, isterseniz tadını biraz daha ferahlatmak için bir top dondurma ile. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.